Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Bu kadar uzun bir tatile ihtiyacın hiç olmadığı, belki küçük ara vermelerle çalışması gereken, vatandaşın sorunlarına çözüm üretmesi gereken meclis, bir ay daha kapalı kalacak ve bir ay daha bu meclisten sorunlarına çözüm bekleyenlerin beklemesi gerekecek. Başta tatile girmesine itiraz ettiğimiz meclisin, bu kadar uzun bir tatili sürdürüyor olması konusunda da eleştirilerimizi tekrar ederek başlayalım. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan adli yıl açılışını yaptı. Birazdan o konuya değineceğim. Ama önden önce dün büyük bir felaket yaşanan Giresun'un ilçelerindeydi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı. Biz öncelikle Giresun'da yaşanan sel faciasında hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Halen kayıp olanların ailelerinin acılarını ve onların uykusuz geçirdiği günleri yüreğimizde hissediyoruz. Bir an önce arama çalışmalarının sonuç vermesini ümit ediyoruz. Ve Giresun için uzun süredir söylediğimiz ama birilerinin sürekli duymazdan geldiği Afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili talebi tekrar ediyoruz. Eğer Giresun afet bölgesi ilan edilirse ki afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili tüm şartların sağlandığı açıktır. O zaman işte Giresun'da çiftçilerin hasarlarının ortadan kaldırılması, vergilerin tamamen alınmaması ve Giresun'da yaraların devlet tarafından ve devlet sorumluluğuyla işte herhangi bir sigortaya bakılmaksızın e, ve vatandaşın sırtına yük bindirilmeksizin çözülmesi mümkün olacaktır. Ama maalesef Giresun'u afet bölgesi ilan etmek yerine bakanlar kendi e, sorumluluk alanlarında işte vergi beyannamesini aralığın 15'ine kadar erteledik, vergileri 3 ay süreyle almayacağız erteledik gibi aslında afet bölgesi ilan edilse hiç alınmayacak vergileri ötelemekle, hiç verilmeyecek beyannameleri 3 ay sonra almakla Giresun'a bir şeyler yaptıklarını söylüyorlar. Doğru değildir. Giresun'a üçer bin lira para dağıtmak, Giresun'da o faciadan zarar görenlere destek değil hakarettir. Devletin şefkatle elinin gösterileceği gün bugündür. Öyle vatandaşın sırtına parmak ucuyla dokunmak değil, devletin şefkatle eliyle sırtını sıvazlamak, omzuna bastırmak, korkma yanındayız, arkandayız demek, yaraları sarmak demektir. Öbür türlü yapılan her bir bakanın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla zaten ben bakanım atanmışım bir işe yaramam. Onun talimatıyla şu kadarcık bir şey yaptık diye verdikleri müjdelerin kıymeti harbiyesi yoktur. Ya Giresun'a sahip çıkacaksınız ya da çıkıyormuş gibi yapıp da giresunları kandırmayacaksınız. Dün Dereli ve Doğankent'te Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanının açıklamalarını dinledik. Yani o açıklamaları dinleyince söylediği sözlere hak vermemek mümkün değil. Diyor ki, "Tabiatın hakkına riayet etmediğinizde bunun sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalırsınız." diyor. Doğru mu doğru. Aynı şekilde diyor yaylalar, hayvanlar rahatça otlasın, insanlar güzelliklerinden istifade etsin diye vardır. Biz bu yaylaları betona boğarsak gün gelir hep birlikte bunun pişmanlığını yaşarız diyor. Doğru mu? Doğru. Birinci cümlede tabiatın hakkına riayet etmenin gereğini söylediğinde bekliyorsun ki desin. Buradan açıkça söylüyorum. Tabiatın hakkına riayet edeceğiz ve kanal İstanbul projesinden vazgeçiyoruz. Sen derenin yönünü değiştirirsen, olmayan yere kanallar açarsan, olmadık yerleri betonlarla barajlarsan ve depremi tetiklemesinden Karadeniz'den gelecek akıntıyla artık Marmara Denizi'nin ve Boğaz'ın e, çeşitli kötü kokularla 10 yıl sonra karşı karşıya kalacağına dair uyarılar. Balık ölümlerinden tutun floranın tamamen tahrip edilmesine, iklimin değişmesine kadar uyarılar varken doğanın açmadığı bir boğazı sen açmaya kalkarsan bugün Dereli'deki pişmanlığı yıllar sonra kim itiraf edecek, kim dizini vuracak, kim başını taşlara vuracak o acıları bize bırakıp gideceksin yapılacak ilk seçimde. O yüzden eğer bu kelimeler, bu cümleler, bu düşünceler samimi ise Birinci iş, Kanal İstanbul'dan vazgeçeceksin. Doğayla inatlaşmayacaksan Kanal İstanbul'dan vazgeçeceksin. İki, yaylalar hayvanlar otlansın diye var diyor. İnsanlar güzelliklerinden istifade etsin diye var diyor. Çok güzel. Bakın geçen hafta ne diyor? Aynı Recep Tayyip Erdoğan. Yine Karadeniz. Bu sefer biraz daha doğuda. Artvin'de. Doğu Karadeniz'de. Diyor ki Ayder'deki çalışmalar Hedefimiz 2002 yılının sonuna kadar Ayder Yaylasındaki konutlarından otoparklarına varıncaya kadar hepsini bitirmek. Hani yaylalar hayvanlar otlasın diye, insanlar doğadan istifade etsin diye vardı. Ayder Yaylasına konutları bitireceğiz, otoparklarını da tamamlayacağız diyor. Ve devam ediyor. Gerek iç gerekse uluslararası turizme açmak için her türlü uygulamayı da yapacağız diyor ve bu konuda da yine aynı konuşmasında Uzungöl'deki o korkunç yapılaşmaya değinip kaçak olanlar yıkılacak kimse kusura bakmasın dedikten sonra ancak diyor hak sahiplerine bu inşaatların yapımı ile birlikte konutsa konut, mağazaysa mağaza, bunun dışında otel vesaire neyse bunların haklarını da tespit etmek teslim etmekte Hiçbir tereddütümüz olmayacak diyor. Uzungöl'de konutsa konut. Mağazaysa mağaza kimsenin hakkını teslim etmekte tereddütüm yok. Aydere otopark yapacağım, konut yapacağım. Sonra selde yakınlarını kaybedenlerin karşısına çıkacaksın. Yaylalar otlaklar için vardır. İnsanlar doğadan yararlansın diye vardır. Birazcık tutarlılığın olması lazım. Bir de ya tamam. Cumhurbaşkanlığı makamında oturuyorsun. Tamam 1500 odalı sarayım var, kışlık sarayın, yazlık sarayım var. Eski cumhurbaşkanları 10 tane korumayla, 5 tane korumayla gezerken 3000 korumayla geziyorsun. Kimseleri beğenmiyorsun da ya Giresun'un acısını paylaşmaya gidip de tepeden vatandaşa çay atmak nedir ya? Çay atmak nedir? Dereli bir gök gürültüsüyle bir afet gelmiş tavana kadar taş girmiş adamın dükkanına. Teyze diyor ki bütün gece Rabbime yalvardım bir helikopter gelsin bizi alsın diye. Yükseldi yükseldi diyor boğulacağız sandım diyor. Hepimiz izledik. Bütün gece dua ettim diyor Allah'tan bir helikopter yani devlet gelir de beni kurtarır mı diye. Gelmiş devlet çay atıyor teyzeye ya. Yani hakikaten vatandaşlarımız adına Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle o görüntüleri görüp de vicdanı sızlamayan bu kibre karşı birazcık içi yanmayan varsa biz ne diyelim yani. Olmaz olsun sarayınızda, olmaz olsun çayınızda, olmaz olsun ikramınızda bu kadar da olmaz vatandaşın bu kadar kibre artık herhalde karnı doydu. Öte taraftan 30 Ağustos Efendim Covid var. Covid çok tehlikeli bir virüs. Birazdan Sağlık Bakanlığı ile ilgili kısımlarda konuşacağız. Buna karşı ciddi önlemler almak lazım. Bu virüs bütün dünyada benzerlikler ve farklılıklar gösterebiliyor. Bilim adamları bunu inceliyor. Ama en büyük farklılığı Türkiye'de gösteriyor. Bu virüs Ahlat'ta tehlikeli değil, Dumlu Pınarda tehlikeli. Bu virüs Ayasofya'da bulaşıcı değil anıt tepede bulaşıcı. Bu virüs tarihi yarımadaya 320 bin kişi çağırıp dip dibe namaz kıldıracağın zaman öldürücü değil. Ama 320 kişi çelenk koymaya gidince çok. Üç kişi gidin, iki kişi gidin. Böyle bir farklılık gösteren virüs ve virüsün bulaşıcılığını, virüsün insan hayatı üzerindeki tehditini bile kendi Dünya görüşü, kendi tarihe karşı tutumu, tarihsel olaylara karşı duyduğu merak ya da gösterdiği husumet, tarihsel kişiliklere gösterdiği hürmet ya da gösterdiği husumet üzerinden şekillenen bir virüs ve bir pandemi yönetimi anlayışı var. 30 Ağustos'u ahlattan sonra inanılmaz kısıtlamalarla ve siz evinizden çıkmayın. Yerinize biz drone uçururuz diye köşe yazarlarının ağzına, eline, kalemine mürekkep vatandaşın göya ağzına bir parmak bal çalacak çeşitli tedbirlerle 30 Ağustos törenlerini içini boşaltıp 30 Ağustos törenlerini yapılamaz hale getirip yapmak isteyenlere karşı da engelleme ve şiddete başvuranlar bakıyorsunuz dün bir acı var. O acıyı paylaşmak üzere devletin başı tabii ki gidebilir, gitmelidir. Geç de kalmıştır ama gitmelidir. Ama orada insanları sıkış demiş. 4 parmak mesafeyle Cumhurbaşkanının karşısında bir partinin siyaz bir siyasi partinin genel başkanı gidiyor miting yapıyor. Ve herhangi bir tedbir yok. Herhangi bir uyarı yok. Herhangi bir karşı çıkma yok. Yarın Dereli'de ikinci bir facia baş gösterdiğinde işte ağzından kerpedenle laf alınan Sağlık Bakanı Dereli'de de vakalar yüksek ama kontrol altında diyecek geçecek. 16'ydı ölüm sayıları 46'lara çıktı. Aradaki 30 fark başlarda ciddiye alınıp şimdi tamamen sarsaklanmış ve Sağlık Bakanı'nın kendi irade beyanı dışında bu iradenin Kamu yönetimince artık paylaşılmadığı bir sürece işaret ediyor. Bunu da görmek lazım. Bugün adli yıl açılışı vardı. Adli yıl açılışı olmaması gereken bir yerde. Yasama, yürütme, yargının birbirinden bağımsız olduğu kuvvetler ayrılığına vurgu yapılması için bağımsız bir salonda ve yargının ev sahipliğinde olması gerekirken yine geçtiğimiz yıllarda da eleştirdiğimiz gibi yürütmenin başının davetiyle ve bir partinin genel başkanının himayesinde yapılan bir adli yıl açılışı. Kuvvetler ayrılığı hatta içinde bulunduğumuz bu parlamentonun ilk öncüleri 1200'lü yıllarda halktan toplanan verginin nasıl karar harcanacağına kral tek başına karar vermeyecek, halk adına karar verilecek deyip bununla ilgili yurtsuz John beyannameyi imzalarken bir çayıra gitmişlerdi tarafsızlığa vurgu olsun diye. 1200 yılında bundan 800 yıl önce kimse saraya gidip de imza törenini orada yapalım hem de güzel ikram olur. Güzel salonlarda otururuz diye düşünmediler. Hep beraber bir çayıra çıktılar. Bağımsızlığa ve tarafsızlığa vurgu olsun diye. Bugün artık kaçak olduğu yargı tarafından bir kez daha tescil edilmiş Kaçak Saraya adli yıl açılışı daveti var ve bu davette büyük bir hadsizlik var. Elbette Kaçak Saraya gitmeyeceğiz. Yere batsın Kaçak Sarayınız dediğimiz yere. Adli yıl açılışına gitmeyeceğiz ama Cumhuriyet Halk Partisine bütün siyasi partilere ve o davet edilecek herkese 1 Eylül 2020 salı günü dün yolluyorlar bugün için yarın yapılacak adli yıl açılış programı için Sayın Genel Başkan'ın bize yolluyorlar, Kemal Bey'i kastediyorlar. Bugün herhangi bir test merkezinde korona testi yaptırarak sonucun en geç bugün saat 22'ye kadar şu WhatsApp numarasına söyleyelim kayda geçsin. 0505 240 44 65 numaralı WhatsApp numarasına iletilmesi istenmektedir. Değerli vatandaşlar, değerli arkadaşlarımız, basın mensupları, bu Cumhurbaşkanı'nın katıldığı programların sağlık standardıdır. Beyefendi bir programa katılıyorsa o programa davetli olan herkes bu mesajı almakta ve bir test yaptır. Bugün akşam 20'ye kadar yolla ki beyefendiye virüs bulaştırmayacağını bilelim. Beyefendinin katıldığı toplantıların sağlık standardı bu. Türkiye'de test yaptırma kriterleri belli. Bilim kurulu kararlaştırıyor. Sağlık Bakanlığı sağlık emekçilerine duyuruyor. Nedir o kriterler? Bir vakayla temas edeceksin. Eskiden uçuşlar varken biliyorsunuz ilk günlerde yurt dışından gelmiş olmak ya da bir vakayla temas etmek. Bazen genzim yanıyor. Biraz ateşim var da dese hasta. Temaslı olduğu kişinin TC'si yoksa test yaptıramıyor Türkiye'de. Sisteme PCR testi girmeniz için hangi hastayla temas ettiğinizin TC'sini söyleyeceksiniz. O TC gerçekten pozitif bir vakaysa açılıyor sistem. Başka çaresi yok. Standart bu. Ve vatandaş test yaptıramazken kafasına göre ki bilim kurulu nasıl derse öyle olmalıdır. Kimse kafasına göre test yaptırmamalıdır. Geçen hafta önce bir Sayın Milletvekilinin bir ayda yedi kere test yaptırdığını açıkladı. Biz ona da itiraz ettik. Milletvekili de olsa test standartlarına uyulması lazım. Yok. Milletvekilleri çok üst düzey risk grubuysa ki olabilir. Bunun da şeffaf olarak kamuoyuna söylenmesi lazım. Milletvekilleri, enfeksiyon hastalıkları uzmanları, işte aile sağlığı, hemşireler, berberler şöyle test yaptıracak, diğerleri böyle yaptıracak. Bunu bilecek herkes. Vatandaşa başka standart milletvekili yedi yaptırıyor, on yaptırıyor. Bu da yanlış. Devam edelim. Sarayda görev yapan üç binin üzerinde personel gün aşırı test oluyor. Gün aşırı. Bu kadar korkuyorsan izolasyonda kal. Toplantıları yine uzaktan yap. Ama vatandaş test yaptıramazken sarayda gün aşırı test nedir üç bin kişiye, dört bin kişiye? Törene katılacak herkese test ve şu hadsizliğe bak. Ana muhalefet partisinin genel başkanına testini yaptır yolla diyor. Böyle bir hadsizlik var mı? Milletvekilleri törene katılacak. Testinizi yollayın. Bu bir hadsizlik. Bu bir terbiyesizlik. Bir daha buradan uyarıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi ve onu yöneten küstah akıl küste akıl. Bir daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin davetli olduğu, davetiye yolladığınız herhangi bir yere böyle bir hadsizlik yapmayacaksınız. Da ya davetiyeyi yollamayın ya bu rezilliği yapmayın. Bu terbiyesizliği Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel başkanımıza yapılmış bu terbiyesizliği, bu saygısızlığı kamuoyunun önünde ve oy aldığımız bütün seçmenlerimizin rızasıyla ve onlar için yok hükmünde kabul ediyoruz. Bunu çiğniyoruz. Bu terbiyesizliği reddediyoruz. Bir daha ya davetiye yollamayın ya böyle terbiyesizlik yapmayın. Kimsiniz siz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına. Cumhurbaşkanı gidecek yarın. Sen de geleceksen akşam ona kadar testini yolla. O saraya da bugün gidenlere söyleyelim. Bugün giden herkese. O sarayda belli ki koronavirüs yok. Koronavirüs bulaşmaz ama o saraydaki kibir virüsü Türkiye için koronadan daha tehlikelidir. Sarayın kibir virüsüne o sarayı yöneten küstah aklın ortaya koyduğu bu iğrenç yaklaşımlardan artık yaka silkiyoruz. Yaka silkiyoruz. Bunlarla siyaset yapmak zor. Bunların seviyesine inilir mi? Bunların seviyesine inen çıkarken vurgun yer. Genel başkanınızın diyor test sonucunu yollayın. Bu genel başkanlardan test sonucu istemeye bir başlarsak sonu çok fena yerlere varır. O yüzden daha fazla bu konuda kimse küstahlaşmasın. Dün büyüme rakamları açıklandı. Yüzde 9.9 gibi bir küçülmeyle karşı karşıyayız. Hazine Bakanı Berat Albayrak tweet atarak dedi ki yıl sonu pozitif büyümeyle tamamlayacağız. Kim söylüyor? Hazinenin başı, ekonominin başı, tek yetkili Berat Albayrak. Ne için söylüyor? Piyasalara güven verecek, vatandaşa güven verecek, Herkes de ona göre bir pozisyon belirleyecek. İnanın bana diyor, yıl sonunda pozitif büyüyeceğiz diyor. Ve kendisine inanılmasını istiyor, onun için söylüyor. Açıklama, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısı Nurettin Canikli, yıl sonunda yüzde %5'e varan bir daralmadan bahsediliyor. Bugün 9.9 olan küçülmeyi alayla karşılayanlar var diyor, Zaten 2020'nin tamamı için Türkiye ekonomisinin yüzde 3.6 ile 5 arasında daralma yaşayacağını tahmin ediyoruz diyor. Damat yıl sonunda pozitif rakamlarla kapacağız. İnanın bana diyor. Daha önce bu konuda görev yapmış, bakanlık yapmış, şimdi de partinin genel başkan yardımcısı ve ekonomi politikaları ile ilgili kurulda da görevli olduğunu düşündüğüm Nurettin Canikli genel başkan yardımcısı diyor ki zaten yüzde beş küçüleceğiz. Hanginize inanalım? Damat Bey sen daha Nurettin Bey'i inandıramamışsın, ikna edememişsin. Piyasalara güven vermeye çalışıyorsun. Sen önce kendi partine güven ver. Ve devamında da şöyle söylüyor. Milli ekonomi hedefleri istihdama dayalı üretim, vatandaşın yanında olan bir ekonomi modeliyle Yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşallah. 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşallah V çıkışı gayri safi yurt içi hasıla verilerinde de göreceğiz. Ve yani dibe vurduk aynen çıkacağız diyor V harfi. Açıklama ne? Damat döngüsü D harfi. D. Her gün... Her yeni olayda D döngüsüne giriyoruz damat bey sayesinde. Diyor ki gelecek ay bu ay geçmişten iyiydik gelecek ay daha iyi olacak öbür ay süperiz inşallah maşallah. iki gülüyor iki gözünü kısıyor açıyor hadi bakalım oldu bir iş. D döngüsü. İnşallah Türkiye V'yi yaşar. İnşallah V'nin ayağı öbür ayağından da uzun olur. Çok iyi yerlere gider ama bu damatla olmaz. Bu damatla olmaz. Bu yaklaşımla olmaz. Bu kendi genel başkan yardımcısının bile inanmadığı, yalanladığı, ekonomik inandırıcılığı olmayan, makroekonomi eğitimi olmayan dışarıdan bakıldığında ülkeyi yöneten adam kasaya damadını oturtmuş denen Ortadoğu görüntüsüyle bu iş olmaz. Keşke olsa ama olmaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı yeni başkan Spano Türkiye'de hoş gelmiş. Ama Spano'ya bir şeyi hatırlatmak lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başkanı veya böyle çeşitli üye ülkelerde kendisiyle sözleşmelerle bağlı olan ülkelere yeni başkanlar ziyaretler yapar. Bu ziyaretleri ev sahibi ülke planlar. Spano'nun dikkat edeceği şey şu. O ülke kendine güveniyorsa rahat bir program yaparlar. İnisiyatifi de bırakırlar. Muhalefetle de görüşebilir. Barolarla görüşebilir. Meslek örgütleriyle, insan hakları vakıflarıyla, dernekleriyle. Ülke kendine güvenmiyorsa metrobüste gibisindir. O kadar sıkışık program. Spano'nun programını görünce Spano'nun ne demek istediğimizi anlaması lazım. Zaten Türkiye masasına, Türkiye'nin davalarına bakan mahkemenin başkanlığından geliyor. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başkanı olunca işin bu protokoller tarafı Spano'nun gözüne bir perdeyi indirmiş. Öyle görünüyor. Çünkü İstanbul Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı alıp törene katılacak. Spano'nun bilmesi gereken bir şey var. Barış akademisyenlerinin KHK ile haksız bir şekilde ve Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'nin de hak ihlali olduğuna karar verdiği en çok ihracın olduğu üniversiteden size verilen ödül semboliktir, manalıdır. Bu alacağınız ödülle Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali dediği ama yürütmenin hırsından görevlerine başlatılmayan akademisyenleri hem incitmiş hem de onların bu mücadelesine duyarsız kalmış oluyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ki Türkiye'de AYM'den sonuç alınamadığında ya da AYM Türkiye'deki denetim yollarının işlevsiz kaldığı Kabul edildiği durumlarda doğrudan davalara bakan mahkemenin başkanının bu konularda daha özenli, daha dikkatli olması lazım. Türkiye gibi adil yargılanma talebi olan avukatların ölüm oruçlarında öldüğü Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum diyen bir cumhurbaşkanının adli yıl açılışını yaptığı insanların bizim dünya lideri istediğinde Derhal tutuklanıp dünyanın öbür liderleri telefon açınca derhal serbest bırakıldığı bir yargı düzeni varken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Spano'nun biraz daha gözünü açması gerekir diye düşünüyoruz. Ve bu ülkenin ana muhalefet partisiyle ana muhalefet partisinden bir randevu planlanmasını istememesini son derece büyük bir eksiklik olarak görüyoruz. Bu ülkenin meclisinde bulunan siyasi partilerin, grubu bulunan siyasi partilerin liderleriyle görüşmemesini büyük bir eksiklik görüyoruz ki kazandıkları 70'in üzerindeki belediyenin 50'den fazlasına kayyum atanmış bir siyasi parti, eş genel başkanları tutuklanıp halen hapiste tutulan bir siyasi parti varken seçimlere girmesi engellenmek için çeşitli numaralar yüksek seçim kurulunda yapılmış ve bir diğer siyasi partinin milletvekillerinin o siyasi partiye grup kurdurmasıyla ancak meclise girebilmiş ve yüzde on oy almış. İlk girdiği seçimde yüzde on oy almış bir siyasi parti varken ve ona karşı YSK oyunları oynanmışken dünya çapında bir metropoli kazanmış belediye başkanı mazbatası yine bir yüksek yargı organı tarafından elinden alınmışken siyasi partilere ziyaret planlamayan Spano'yu kınamaktan Spano'yu eleştirmekten başka söyleyecek bir şey yok. Elbette hoş gelmiş. Bu topraklara hoş gelmiş ama boş işlerle meşgul. Değerli arkadaşlar, sizlerin yakından tanıdığı iki sayın milletvekilimiz. Birisi Barış Atay, bir tanesi Metin İlhan. Metin İlhan partimizin seçilmiş 55 bin gibi çok yüksek bir oyla seçilmiş bir milletvekili gözmebibi kardeşimiz aynı zamanda orada belediyeyi de kazanmışız Kırşehir Türkiye siyaset tarihinde çok önemli bir kent oradaki siyasi dengeler değiştiğinde Türkiye'deki dengelerin değiştiğini herkes biliyor Türkiye siyasetinin işaret fişekleri hep Kırşehir'den yükselir milletvekili çıkarmışız. Belediye başkanı çıkarmışız. Belediyeyi kazanmışız. Öyle bir hazımsızlıkla karşı karşıyayız ki birileri Kırşehir'de Kırşehir seçim sonuçlarını görünce tef gibi gerilmişler. Birileri gerilince atadıkları bakan Süleyman durur mu? Hadsiz Süleyman da gerilmiş ve Kırşehir'i germiş. Aynı gün Türkiye'de 30 Ağustos'u Cumhuriyet Halk Partisi kutlar demişiz, kutlamışız. Sayısız ilçede Fener alayı var. Kırşehir valisi diyor ki gece olduğu için izin vermem. Ya elde meşaleyle gezilen Fener alayını zaten gündüz yaparsak tımarhaneye doğru yürümemiz lazım bizim. Elbette gece yapılacak. Fener alayı bu. Fener alayı gündüz olur mu? Bizzat konuştum valiyle. Kırşehir valisi arkadaşlarımızın başvurusunu reddediyor ve bana da diyor ki gece yapmak istediler. Gündüz yapsalar tımarhaneye koymak lazım zaten. İnşallah Sayın Vali bir gün elinde bir meşaleyle gündüz yürüyor olur böyle görürüz kendisini. Yakışır da bu akıl yürütmesine göre. Ve diyor ki aynı gün örneğin Özgür Özel Akisar'da Fener Alayı'nda saat 09.30'da. Manisa valisi Akisar kaymakamı bu ülkenin kaymakamı valisi değil de sen misin bu ülkenin valisi? Ama Kırşehir'in seçim sonucu güneş, güneş çarığı sıkar, çarık ayağı sıkar. Kırşehir'in seçim sonucu sarayı germiş, saray hadsiz Süleyman'a bilgiyi vermiş, hadsiz Süleyman yasağı koymuş, Kırşehir'de yürüttürmeyecekler. Naif, saygılı, beyefendi, Kırşehir'in tamamını 20 yıldır muayene eden bir doktor arkadaşımız, bu mecliste çok tartışmalarla geçen, yeni bir kolluk ihtisas ediyoruz deyince yok öyle bir şey. Toplumsal olaylara destekle deseniz yarın öbür gün vatandaşa temas eder bu bekçi deyince yok öyle bir şey diyenler milletvekilimiz polislerin gergin ama mesafeli ve dikkatli tutumu varken 3-4 tane bekçi arkadaşın tecrübesizliği, bilgisizliği ya da kötü niyeti ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kolluğu gibi kendisini gören ve gösterenlerden aldığı örtülü bir talimat, kendini görebilmesi sonucu milletvekilimize tekme atmış, sırtına yumruk atmıştır. Ve polislerin yapma ilimizi milletvekili uyarıları havada uçuşurken bekçilerin saldırısı söz konusudur. Suçluların telaşı içindeki Kırşehir Valisi basın açıklaması yaptı. Diyor ki polis tarafından tekme atıldı. Polis tarafından tekme atıldı diyen yok. Vali suçluların telaşı içinde. Sen bekçiyi tam da bizim burada eleştirdiğimiz içişleri komisyonda eleştirdiğimiz gibi yeni bir kolluk olarak bırak toplumsal olaylarda ihtiyaç olursa polise destek meslek polisten önde dokunulmazlı olan milletvekiline bile yumruk atacak yetki ve selayette kendini hissettiriyorsan işte sana orada yanlış ve milletvekilimize darp. Ama açıklamada polis diyor. Polis tarafından tekme atıldığı iddia edilmiş. Elde edilen görüntülerin incelenmesinde yine elde edilen tüm bilgilerin değerlendirmesinde polisin sayın vekile tekme attığına dair bir durum kesinlikle söz konusu değil. Dolayısıyla tekme atıldığı iddiası mesnetsiz ve iftira niteliğindedir. İlim valisi ki dün kendisine de söyledim. Süleyman Söylü bu lafın yarısını edecek ağzıma geleni söylerim. İlim valisi bürokrasinin dilini kullanacak. İlim valisi devlet dili kullanacak. Siyaset dili kullanmayacak. Bir, o ilin atanmışı, o ilin seçilmişine iftira yapıyorsun. Mesnetsiz iddia falan demeyecek. Bekçinin yaptığı darbı polis yaptı diye dezenformasyon yapmayacak. İddia sırtıma yumruk vuruldu diye o konuda da böyle bir şey yok deyip çirkinleşmeyecek bu devletin Kırşehir Devlet Hastanesi'nin acilindeki vekilimizi muayene eden doktorun verdiği rapora bakacak. Bu da devlet memuru. Sayın vali. Görmediğin bekçiyi polisimiz tekme atmaz diye savunuyorsun ya. Al gör. Sayın Süleyman Soylu. Sol posterior alt kotta kırık attı. Sol posterior alt kotların bölgesinde 7-8 santim ekimotik alan. 7-8 santim. Sırtına yumruğu vurmuş. Kırık şüphesiyle röntgene göre kırık attı. Tomografide kırık olmadığı çatlak olduğu anlaşılıyor. Sayın valinin derhal Önce Kırşehirlilerden seçtikleri vekile saygısızlık yaptığı için ardından vekilimizden ve ailesinden özür dilemesi gerekiyor. Süleyman Soylu'dan böyle bir şey beklemiyoruz. Hadsiz Süleyman zaten olayın azmettiricisidir. Aynı Türkiye İşçi Partisi milletvekili genel başkan yardımcısı Barış Atay'a yapılan saldırıyı azmettirdiği gibi. Sayın Barış Atay'a bir kez daha buradan geçmiş olsun diyoruz. Büyük bir üzüntü duyuyoruz. Hangi siyasi partinin mensubu olduğu hiç önemi yok. Barış Atay'a yapılan saldırı Millet Meclisi'ne yapılmış saldırıdır. Barış Atay konusunda bugüne kadar çok eleştirdiğimiz, çok nadiren doğru iş yaptığında da söylediğimiz Meclis Başkanının Barış Atay konusunda takındığı tutumu takdir ediyoruz. Ancak Metin İlhan'dan milletvekilimizden bu nezaketi neden esirgedi onu anlayabilmiş değiliz. Süleyman Soylu Berat Albayrak'la sürtüşüyor. Süleyman Soylu bir takım mafya babalarının serbest bırakılması meselesini dikkatle takip ediyor. Onlar kendisine hayranlıklarını ifade eden videolar söylüyorlar. Berat Albayrak'la husumeti olan bir mafya babası Berat Albayrak'ın kendisini aldırtacağını ama bir abisi sayesinde yurt dışına Balkan ülkelerine kaçabildiğini, geçebildiğini söylüyor. Oralarda çok şeyler konuşuluyor. Bu konulara açıklık getirilmesi, bu konuların üstüne gidilmesi lazım. AK Parti içindeki rahatsızlıkları duyuyoruz. Bu rahatsızlıkların parti içinde kol kırılır, yen içinde kalır gibi değil de kamuoyunda da aleni şekilde soruşturulmasını sağlayacak bir sağduyunun, bir vicdanın hakim olmasını bekleniyoruz. Bekliyoruz. Bir de Süleyman Bey konuyla ilgili değil ama Türkiye'de buğday üretiliyor. Biz Suriye'den buğday da Türkiye'ye gelsin istemiyoruz. Tel Abyad'dan falan. Süleyman Bey belki bu konuyla ilgileniyordur. Bunu da belki yani Özgür Özel saçmaladı derler. Konuşurken konuşurken Tel Abyad'dan buğday ithalatı diye bir şey var. Aklıma geldi birden Süleyman Bey. Bu konuda böyle kulağımızın bir kenarında dursun. Şuraya asalım dursun. Bir gün yurt dışına kaçan mafya babalarını Telabiyattan gelen buğdayları konuşuruz. Değerli arkadaşlar, son olarak bakanların açıklamaları son haftaya gündemini vuruyor. Milli Eğitim Bakanının bütün öğretmenleri rencide eden, emeklerini görmezden gelen ve tam bir özel okul yöneticisi kafasıyla diyor ki beyefendi ya bu kadar işsizi var bu öğretmenlerin o zaman asker ücrete çalıştırmamız lazım. Neden 4500 lira veriyoruz diyor. Mantık bu mantık. Özel okul patron kafası. Patron kafası böyle. Milli Eğitim Bakanı'na tepkilerimiz var. Sürüyor. Çok farklı mecralarda bu konunun takipçisi olacağız. Özellikle bu Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim bütçesine gelsin bakalım bu meclise. Çünkü onun dışında onu meclise getirme imkanı rejime kasteden anayasa değişikliğiyle elimizden alındı. Ama Milli Eğitim Bakanı'nı onu yetiştiren öğretmenlerine, hayatta olan onu yetiştiren öğretmenlerinden hayatta olanlara şikayet ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı'nı onu yetiştiren öğretmenlere şikayet ediyoruz. ve Bizce en doğru şikayet merci orasıdır. Ve Sağlık Bakanı koronavirüsle mücadelede Türkiye verilerin şeffaf olarak açıklanmadığı, son yapılan kamuoyu araştırmalarında vatandaşın yüzde altmışının açıklanan verilerin doğru olduğuna inanmadığı bir ülkeye dönüştü. Her geçen gün bu konudaki şüpheler artıyor. Birkaç ilin sağlık müdürlerinin açıkladığı vaka sayılarının toplamı Sayın Bakan'ın açıkladığı vaka sayısından fazla çıkıyor. Türk Tabipleri Birliği'nin yapmış olduğu uyarılar son derece kıymetli. Ve Sağlık Bakanı sadece salgının ilk ayının sonunda il il vaka sayılarını açıklayıp bazı verileri paylaşmıştı. Dünyada bırakın eyaleti, ili, kasabayı, mahalle mahalle olup Üstüne tıklandığında o mahalledeki vakanın durumlarının görüldüğü. Hele hele bilim insanlarına neredeyse hastaların kalp atış sayılarına kadar bilgilerin verildiği, bütün dünyayla paylaşıldığı ki yaşa göre, mesleğe göre, yaptığı işe göre risk grubu analizlerinin yapılıp bu hastalığın tedavisi daha kolay olsunken Türkiye'de sadece toplam vaka sayısını yeşil bir kutucukla Twitter'dan paylaşan bir anlayışla karşı karşıyayız. Ve bugün Hürriyet gazetesi hangi illerde vaka çok? Hangi iller ve Türkiye'de yatan hasta sayısının yüzdesi, entübe hasta sayısının yüzdesi, solunum cihazının yüzdesini bugün bir gazete manşetten gördü. Manşetten. Bakın bu şunun itirafı. Bütün dünyadaki bilgileri birlikte gidelim bizim odamıza bilgisayarı açalım. Herhangi bir vatandaşımız açsın. Ülkelerin sağlık otoriteleri bu bilgileri anlık paylaşıyor. Türkiye'de Sayın Ahmet Hakan yapmış bakanla mülakatı araştırmacı gazetecilik başarısı. Ben Ahmet Hakan'ın yaptığını küçümsemek için demiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Büyük başarı. Sağlık Bakanının ağzından kerpedenle veri alıyorsunuz. Ve kamuoyunda olmayan yüzdeleri öğrendiyseniz Geçmişte ülkenin en prestijli işte ülkenin Amiral Gazete ıı, Türk basınının Amiral Gemisi denilen bir gazete manşetten görüyor haberi. Türkiye'deki vaka sayıları. Türkiye'de hastaların yüzde kaçı entübe? Solunum cihazlarının yüzde ne kadarı meşgul? Hangi beş ilimizde kapasite tam dolu da başka yere hasta kaydırıyoruz? Akıl alır gibi değil araştırmacı gazetecilik nerelere geldi? Koronavirüsle ilgili veri öğrenmek Türkiye'de Sağlık Bakanı ile mülakat başarısı ve hakikaten de öyle. Biz de bir gazetecinin yaptığı bu mülakattan öğreniyoruz. Daha ne kadar gizleyeceksiniz? Belediyelerin Covid'den öldüğünü rapor ettikleri cenaze sayıları sizin ilan ettiğiniz ölüm sayılarının iki katı, üç katı, dört katı, beş katı. Türk Töpleri Birliği'nin topladığı vaka sayıları sizinkilerle arasında ilgisi yok. Ve Sağlık Bakanı diyor ki mücadeleyi hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Doğru. Madem öyle Türk Töpleri Birliği'ni niye düşünüyorsun? Türk Eczacıları Birliği'ni, Türk Hemşireler Derneği'ni, sağlık emek örgütlerini, sağlık alanında örgütlü sendikaları niye düşünüyorsun? Niye siyasi partilerle birlikte oluşturmamızı önerdiğimiz bir yuvarlak masada bütün partilerin önerilerini almıyorsun? Neden iletişimi kestin siyasi partilerle? Neden? Çünkü Sayın Bakan arada kaldı. Bilim kuruluyla şahsı bilir kurulunun arasında kaldı, sıkıştı. Bilim kurulu bilime dayalı bir şeyler söylüyor, şahsı bilir kurulu promptra ne yazdılarsa onu okuyor. Ve sıkıntı çok büyük ve yine bugün ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca itiraf ediyor. Türkiye'de ilan edilen vaka sayıları gerçek değil diye. Gazetenin adı Milliyet. Milliyete verdiği mülakatta diyor ki bazı sağlık kuruluşlarının pozitif sonuçları sisteme girmediği. Bu ne demek? Bizim sisteme pozitif olduğu halde girmiyorlar diyor bir kere sağlık çalışanlarını suçlamasın en büyük şikayet sağlık çalışanlarından bakıyorsun ateşi var öksürük çok belirgin tam covid tomografi fevkalade spesifik covid test yaptırıyor negatif çıkıyor covid gireceğim giremiyorum diyor testi sonra ortaya çıktı ki test önce yüzde 60'tı sonra yüzde 40'larda sonuç verdiği ortaya çıktı ve başlarda tek yerden aldıkları o testlerde de yolsuzluk çıktı. Hepsini ya istifa ettirdiler ya görevden aldılar. Bir enfeksiyoncu hasta, bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor bana dedi ki, Özgür Bey, Özgür Bey dedi. Bizim testlerin güvenirliği yüzde kırkmış. Yazı turu atsaydık daha çok hasta kurtaracaktık diyor. Bu durumla karşı karşıyayız. Yazı atsak daha çok hasta kurtarırdık diyor doktorlarımız. Evet. Ve test pozitif çıkmadığı zaman giremiyor. Bizimki de diyor ki pozitif sonuçları sisteme girmeyenler var. Kimse açıkla. Kimse gereğini yap. Nerede aklı aksıyorsa o sorunun çözülmesi lazım. Ve son olarak basın toplantımızı bir çağrıyla bitiriyorum. Başta toplantının başında dedim ki bu meclis niye kapalı? Biz bu meclisin kapalı olmasını, tatil yapmasını hiç doğru bulmadık. Ama çalıştığı zaman da Vatandaşın beklediği bir iş yaptığını da hiç görmedik son altı ayda. Yapacağız dediklerini yapmadılar. Yapmamaları gereken işleri yaptılar. Ve sağlık çalışanları büyük haksızlıklarla karşı karşıya bıçak kemiğe dayanmış durumda. Her gün bir ya da iki sağlık çalışanı Covid'den hayatını kaybediyor. Verilmiş kanun teklifimiz var. Şehit sayılmaları konusunda Başta İtalya'dan, Fransa'dan gaza gelip balkonlara çıkıp sağlık çalışanlarını alkışlattılar. Şimdi sahip çıkılması gereken noktada sahip, sağlık çalışanlarına sahip çıkmıyorlar. İlk günlerde diyorlardı ki sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez. Doğru söylüyorlarmış haklarını ödemediler, ödemiyorlar. Bir yalanın arkasına sığınıyorlar. Diyorlar ki en üstten döner sermaye veriyoruz döner sermaye hastanelerde covid olduğu için yani bir sağlık çalışanı covid'le mücadele ediyorsa bil ki hastanesi pandemi hastanesi. Covid'e bakıyorsa o hastanede acil durumlar dışında ameliyat yapılmıyor. Rutin hasta kabul edilmiyor. Kontroller 3 ay 6 ay sonraya veriliyor. O hastanede döner sermayede para birikmiyor ki en üstten ediyorsun. Bu bir yalan. İkincisi Yine de hekimlere yapılan bir katkı var. Yetersiz, arttırılması lazım. Ama hekim dışı sağlık çalışanlarından birkaç örnek verelim. 16 saat Covid servisi nöbetinde defalarca hasta odalarına girip tedavi yapan, takip alan tek başına yasta, yaşlı hastaların yemeklerini bile yediren lisans hemşiresi ayda 1500 lira alıyor ilave. Aynı işleri yapan ön lisans hemşiresine bin lira. Orta öğretim yani yıllar önce hemşire olmuş. Eğitimi orta öğretim. Sağlığın emekçisi. Covid hastasında refakatçi de yok. Hastanın kişisel ihtiyaçlarını da gideriyorlar. Yemeğini de yediriyorlar. O hastaya psikolojik rehabilitasyon da yapıyorlar. Cep telefonlarını açıp evlatlarıyla görüntülü de görüştürüyorlar. Bu hemşire ablalarımıza da 500 lira veriyor ve 12 saat Covid servisi nöbetinde odaları temizleyen, çarşafları değiştiren, çöpleri toplayan temizlik personeline sıfır lira. Çünkü sen çöpçüsün diyor. Oysa o Covid hastasının çarşafını değiştiriyor tek başına sıfır lira. Bunların hiçbirisi kabul edilemez. Sayın Koca, hekim dışı sağlık çalışanlarına derhal çok ciddi iyileştirmeler lazım ve sağlıkçılara 3600 ek gösterge sözünün tutulması gerekiyor. bir. Taban aylıklarına zam yapılması gerekiyor. 2. Sabit ödemenin emekliye yansıtılması gerekiyor. 3. Nöbet ücretlerinin iyileştirilmesi gerekiyor. 4. Döner sermayeden hekim dışı sağlık çalışanlarına da pay verilmesi gerekiyor. 5. Ve bu meclisin açıldığı gün hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına şehitlik vermesi ve açıldığı gün sağlık çalışanları ile ilgili bu düzenlemeleri yapması gerekiyor. Değerli milletvekilleri bu meclisin 600 saygıdeğer milletvekilinin bu millete de bu milletin sağlığı için çırpınan ve kendi canıyla bunu ödeyen sağlık çalışanlarına da borcumuzdur. Hangi partiden olursanız olun, yaz dönemi çalışmalarınız hayırlı olsun ama kış dönemi başladığında şu kanunu hep beraber çıkaralım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorusu olan arkadaş varsa. Sağlık çalışanları demişken oradan devam edelim. Adnan Bey belki devam edecek. Büşra hemşire meselesi var. Onu takip edebildiniz mi bilmiyorum. Evet, evet, evet. Hakkında bir neredeyse genç kampanyası başlatılmıştı. Şimdi. Büşra Hemşire çok zor şartlarda çalışan bütün sağlık emekçileri gibi boş kaldığı birkaç dakikada sosyal medyadan takip edeme normalde izleyemediği gündemi takip ederken Mansur Yavaş'la sosyal medyada bir etkileşime giriyor ve aşureyi girdi. Mansur Yavaş'tan aşure istiyor. Mansur Yavaş'ta da evladım diyerek, kızım diyerek onun şahsında bütün hastaneye aşure yolluyor. Bu Türkiye'de herkesi tebessüm ettiren, içine bu kadar siyasi gerginlik, bu kadar üzüntü, bu kadar depremler, seller, covidler olurken içimizi yumuşatan bir şey varken birileri çıkıyor. Büşra Hemşire'nin görevden alınması için Sağlık Bakanı'na çağrı yapıyor. Ve Son derece cinsiyetçi, son derece tecavüzle tehdide varacak bir rezalet yaşanıyor. Bu konuda Sayın Mansur Yavaş kendi adına da, Büşra Hemşire adına da suç duyurusunda bulundu. Bu konudaki soruşturmayı da dikkatle takip ediyoruz. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. En ağır cezanın da verilmesi gerekiyor. Bu konuda da... E İktidar partisinin Cumhurbaşkanına, bakana, kendilerinden birine bunun onda biri yapıldığında gösterdiği refleksin onda birine razıyız. Bunun onda birinin yapıldığında kendilerine ne refleks gösteriyorlarsa onda birini göstersinler razıyız. Buyurun.

Bizim bugünkü temennimiz bundan sonraki 1 Eylül'e kadar Suriye'de de Libya'da da Ege'de de barışın hakim olması. Biz Suriye'de ilk günden beri Türkiye'nin yaptığı hatanın geleneksel dış politikayı terk etmek olduğunu, komşuların iç işlerine karışmamanın, komşulardaki devlet dışı unsurları muhatap kabul etmemesinin gerekliliğini ve komşunun içindeki huzursuzluktan bir medet umulmaması gerektiğini hep söylüyoruz. İyi ilişkiler telkin ediyoruz. Maalesef öyle yapılmadığı için buralara gelmiş durumdayız. Maalesef geleneksel dış politikamız terk edildiği için yurtta barış, cihanda barış ilkesi terk edildiği için aylan bebekler Ege sularında 4 milyonun üzerinde mülteci Türkiye'de Birçoğu Yunan adasında veya dünyanın başka yerlerinde sıkıntı çekiyorlar. Biz Türkiye'nin Suriye'de bir an önce Esad rejimiyle öyle Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi istihbarat örgütleri düzeyinde değil, en üst düzeyde resmi temasları gerçekleştirmesi gerektiğini, Suriye'deki yeni anayasa çalışmalarına katkı sağlanması gerektiğini Suriye'de vesayet savaşlarının son bulup Suriye'yi Suriye'de yapılacak serbest seçimlerle Suriyelilerin seçtiği kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğini savunuyoruz. Türkiye'nin bir Amerikan tezi, bir Rus teziyle sarkaç gibi bir onun tarafına, bir onun tarafına savrulup hem Türkiye'nin Suriye politikasını hem Rusya ile ilişkilerini hem Amerika ile olan ilişkilerinin sağlıksız ve ilkesiz sürdürüldüğünü düşünüyoruz. Rusya'nın Suriye'de kurduğu oyun ve Amerika'nın Suriye'de kurduğu oyun, Amerika'nın petrolü vaat ettikleri veya teslim ettikleri, Suriye'nin Rusya'nın Suriye'de kurduğu yeni muhataplık ilişkileri Türkiye'ye şunu hatırlatmalı. Türkiye dış politikasını yönetenlere kendine ait bir planın yoksa Başkasının planının parçası olursun. Türkiye'nin kendine ait bir planın olması için Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunması lazım. Suriye'nin seçilmişleriyle ve Suriye'yi yönetenlerle oturup Suriye sorununu çözmesi lazım. Türkiye'deki Suriyelilerin de bir an önce barışa kavuşmuş topraklarına ve evlerine dönmeleri lazım. Tabi kendi istekleriyle herhangi bir zor ve baskı olmadan. Buyurun. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla birlikte aslında yeni bir avukatlıktan men tartışması başladı. E, Ebru Çinti'nin önünden sonra İstanbul Barışı'na bu öğretimde sunulması, teröre destek veren avukatlar meslekten iddia edilmeli sözleriyle. Şimdi avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı uygun önünü keseceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Şimdi meseleyle ilgili birincisi Cumhurbaşkanı'nın açtığı tartışma, Meslekten men tartışması real bir tartışma değildir. Cehaletten kaynaklanan bir tartışmadır. Çünkü avukatlık kanununun 135. maddesi disiplin işlemlerini ve disiplin cezalarını düzenliyor. 134 disiplin işlemlerini, 135'te disiplin cezalarını. Bu cezalardan 5.'si meslekten çıkarma zaten. Yani diğer mesleklerde olan meslekten men cezası avukatlıkta niye yok diyor? Var hem de kanunda var. 135'in 5'inde var. Ama bunu kim uygulayacak? Bunu baroların disiplin yönetmelikleri uyarınca ve avukatlık kanunu uyarınca baroların disiplin kurulları ve barolar birliğindeki yüksek disiplin kurulu uygulayacak. Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde bu var ve bu disiplin kurulları belli yıl görev yapma şartı Meslekte suç işlememiş, belli kıdeme sahip, belli birikimdeki avukatların bütün avukatların oy kullandıkları genel kurullarından seçiliyor. Ve avukatları kendi meslekleri, meslek örgütleri mesleki disiplin soruşturmasına tabi tutabiliyor, gerekli görürse de men edebiliyor. Bugün Cumhurbaşkanının açtığı tartışma ve bu konuda meslekten men değerlendirilmelidir. Bilgi eksikliğinden Konuyla ilgili malumat yoksulluğundan kaynaklanan bir tartışmadır. Ayrıca sorunuzun ikinci kısmına da şöyle cevap vermek gerekiyor. Diyor ya avukatlıktan teröristliğe. Şimdi zaten bir terörist varsa teröristler terörist gibi soruştururlar, kovuştururlar, cezalandırılırlar. Ama esas mesele Türkiye'de iki yıl, üç yıl, dört yıl içinde... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yarattığı ve yerleştirdiği düzende 3 yılda 4 yılda genel kurmay başkanlığından terör örgütü liderliğine oradan aklanarak emekli askerliğe dönüşebilen bir süreç var. Bu ülkenin F-16 filo komutanları önce göklerdeki gururumuz sonra askeri casus Kişisel onurlarına fuhuş lekesi, mesleki onurlarına casus lekesi, 3 sene sonra özür dilerim FETÖ'cüler kandırmış hepimizi. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın kime terörist deyip, ona inanıp, bütün kitlesini inandırıp, 30 tane gazeteden 20 tane televizyondan kimi linç ettirdiği, sonra da ne zaman özür dileyeceği belli olmadığı için, Recep Tayyip Erdoğan'ın terörist tanımına değil, evrensel bir hak olan adil yargılanma hakkına ve kanunlar önünde eşitliğe, eğer gerçekten bir suç varsa onun karşısında verilecek kararın karşısında da herkesin boynunun kıldan ince olması lazım. Türkiye'de bazı kişiler bir örgüt, o örgüt istihbarat örgütleri tarafından içine sokulmuş elemanlarla akıl almaz, saçma sapan, hepimizin kınadığı rezil eylemler gerçekleştirecek. Sonra biz bir tane gizli tanık bulduk. O gizli tanık diyor ki bu örgütte bunlar 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 da var. Gizli tanığı söyle söylemem. Bir itirafçı, itirafçı mıdır, istihbarat ajanı mıdır, hangi devletin ajanıdır, veya o örgütün içine onu devletin hangi kurumu bilinen ya da bilinmeyen sokmuştur. Bunların hepsi soru işaretiyken bir gizli tanık böyle diyor ben seni müebbet hapis attım deyince adil yargılanma hakkı talebi ve bu talebin karşılanmasına destek vermek başka bir şeydir. Bunun üzerinden vefatında hepimizin yüreği yanan savcı kiraza ki unutulmasın Yıllar yıllar sonra bunlar konuşulacak. Hepimiz biliyoruz ki Savcı Kiraz Berkin Elvan cinayetini aydınlatmak üzere çalışma yaparken öldürüldü. Ve ve Savcı Kiraz hepimizin şehididir. Onun öldürülmesi Berkin Elvan cinayetinin ortaya çıkarılması konusundaki bir umudu da ortadan kaldırmıştır. O cinayetin işlenme talimatı kim tarafından verilmiştir? Cinayeti işleyenleri de o talimatı verenleri de lanetliyoruz. Savcı Kiraz'ı da bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ama adil yargılanma hakkı talep eden ya da sadece bir konser vermek isteyip de Süleyman Soylu'nun inatla direndiği için ölenler DHKPC denen eli kanlı terör örgütüyle Süleyman Soylu'nun inadı arasında kaldıkları için ölmüşlerdir. Bu ölüme kim katkı sağlıyorsa onu şu kadar müsamahayla karşılamamız mümkün değildir. Bakan da olsa değildir. Zaten bir lanet terör örgütünün bu konu hakkında verdiği talimatlar ve ortaya koyduklu tutum tarafımızdan olsa olsa lanetle kınanır. Başka soru var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyorum.